Anlamadım sebebini. Hayır lan! Ah be! Öbilir mi? Ah be! Hadi! İşte bu kadar. Herkese selamlar arkadaşlar. Bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün ne oynayacağız abi? Mor'da Kaiser oynayacağız. Solo top lane'de. Karşımızda da Garen var. Dereceli bir maç. Şimdi hemen karakterden bahsetmek istiyorum size. Eğitici ve öğretici bir video olacak. Abi Q fulluyoruz. Ondan sonrasında da E fulleyeceğiz. Duruma göre W de fulleyebiliriz. O değişir. Ne yapıyoruz abi? Karakterin kombosu şu. E ile çekip adama Q ile kafasına patlatıyoruz. Hemen rünlerden bahsedeyim. Yenilmez, zafer, efsane, sıvışma, son darbe, mutlak odak ve yaklaşan fırtına. Şu yan tarafa mutlak sömürüyle de girilebiliyor hakimiyet rününden veya yenilmez yerine kara hasatı da girilebiliyor. Orası artık size kalmış. Hatta şu tarafa aşırı büyüme ve kondisyonda yapabiliyorsunuz. Şimdi abi karakterden bahsedelim, pasifinden. Şöyle 3 tane düz vuruş veya skill vurdunuz artık. Şöyle bir pasif döndürüyor etrafında. Şimdi mesela al artık şunu üstünden. Garen tek atacak şimdi bana orada. Böyle bir pasif var abi. Şöyle bir alana sarı veriyor. W'muz ise bize belli bir miktar, şurada altta, şurada mouse'a gösteriyorum, bir pasif doluyor. O pasif kadar kalkan sağlıyor. İkinci kez W'ye basarsak kalan kalkan %40'ını bize can olarak geri döndürüyor. Vuramadık Garen'in kafasına. Şöyle bir tane düz vuruş atalım bari çocuğa. Zaten Red'de bayağı bir can verdik. Bak 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 Garen'e bak. Bana vurmaya geliyor çocuk. Vursun abi. Sıkıntı değil. Şöyle abi eğri çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Q'muz yoktu, vuramadık. Bu arada minyon alamadık ya. Q ile de kafasına patlatıyoruz. Karakterin olayı bu. Karaktere iki tip build çıkılabiliyor. 3 tip hatta. Bir tanesi tank build'i. Diğeri ise full AP büyücü dediğimiz build. Üçüncüsü de büyücü ve tank karma çıkılıyor ki o benim en sevdiğim build. Ben onu çıkacağım. En güçlü öyle olduğunu düşünüyorum karakterin. Karakter şu an çok güçlü zaten. Karşımızda Garen var. Biraz sıkıcı bir koridor olabilir Garen olduğu için. Başka bir hero olsa şöyle Fiora, Jax falan kapışırdı. Bizim elemanı kestiler bu arada. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm onun için. Bu Wally buraya gelecek zannedersem. Gerçi totem var, gördüm ben onu gelirse. Şöyle abi bak. E ile çektik, Q ile patlattık. Bir tane düz vuruş yapabilseydik hemen pasifimiz çalışmaya başlayacaktı. Wally bu arada bize geliyor. Gelsin. Biz kalkan bastık. Garen'de bir tane vurduk. Gördüğünüz gibi biz skillli çıktık bu takasta. Çünkü neden? Garen orada minyon farm kaçırdı. Wally de geldi bana gank atmaya çalıştı. O arada orman dönebilirdi. Veya başkasına gank atabilirdi. Attığınız her faydasız gank size zarardır arkadaşlar. Ormancı oynarken bilginiz olsun. Vakit kaybıdır yani boş oluyor. Böyle özellikle böyle erken aşamada dakika 14-15'e kadar sıkıntı yani. Sanırsanız Kha'Zix'in Q'su gibi yanlış hedeflere daha fazla hasar vuruyor Q. Bunu da belirteyim. Ben bu koridoru canlandıracağım ya. Çok sıkıcı olmaya başladı bu koridor. Hemen abi pasifimizi de çıkarttık. Öbilir mi? Ah be! Hadi!
İşte bu kadar abi. Bu arada karakterin ultisinden bahsetmedim ben size. Karakterin ultisi rakibe belli bir alanı çekiyor. O alanda fight atıyorsunuz. Bildiğiniz vs yani. Vs'ye giriyorsunuz. Rakibi keserseniz rakip yeniden doğana kadar onun güçlerinin bir kısmını sömürüyorsunuz yani. Temel nitelikleri, işte zırhıdır falan filan, büyü dirençidir vesaire. O kim lan? Ulan MF'nin ne işi var burada? Ah be! MF'nin ne işi var abi burada? Nereden geldi bu adam? Lan itemimiz yoktu. İtemimiz olsaydı. Neyse çok mesele değil. De o adam nereden geldi abi? Ben onu hiç anlamadım ya. Zaten tam base atacaktım. Lan durduk yere Garen kill aldı ya. Neyse. Bu arada niye şapkaylayım? Abi biliyorsunuz bugün günlerden cumartesi ve sokağa çıkma yasağı var. Dışarı çıkamadım. Dışarı çıkmadığım için de saçları falan yıkamadım. Yani duşa girmedim. Böyle saçım dağınık durmayı pek sevmiyorum. Onun için de şapka taktım. Şimdi sonra adam demesin bu adam bu evin içerisinde niye şapka takıyor. Ben şimdi yine bir action yapacağım. Gördüğünüz gibi Garen direkt yok oldu. Yani şöyle lane'in ortalarında şurada girseydik vs'ye bir de ulti basacağım. Adam yok olup gidecek. Umarım eğitici ve öğretici oluyordur video. Şu an eğitim öğretim aşamasında olduğumuz için ben de anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Morde bu aralar gerçekten çok güçlü. Yani karşımızdaki şampiyon Garen ve rahatlıkla eziyoruz. Yani takasta Garen'i ezebilecek çok kısıtlı hero'lar var. Bak hadi bana mı geliyor lan? Şöyle bir ineyim şöyle şuralara ya. Bakalım buralarda. Oo Garen de gelmiş. Bak bak. Harekete bak şimdi. Garen inanmış. İnanmış, Garen inanmış beyler. Üzgünüm Garen. Hızlı çıkalım ya popuşlara. Aslında Ashe var ama Ashe kötü oynuyor zannedersen. Hani Merkür'ün adımları da alabilirdim. Ve aynı zamanda Merkür'ün adımları şu Garen'in Q'sunun bekleme süresini kısaltır. Ama ben şöyle Rune'den efsane sıvışmayla girdiğim için zaten o bana belli bir kısaltma sağlıyor. Lan ilk night'i de boşuna attık Akali ya. Show yapacağız diye. Şu koridoru itmeyeceğim ya. Şu Garen bir gelsin. Adam minyon kesmeye girmiş oyuna. Gerçi istemeden itiyorum. E ile çekip Q vurunca ister istemez minyonlara da gidiyor benim vurduğum. Zaten ultinin bekleme süresinde daha var. Bizim kulenin altında ona ulti atarım diyeceğim ama. Gel buraya Garen be. Adam base atıyor. Şöyle koridoru filizleyeceğim şurada durduracağım. TF'de neler yapacağız? Team fight'larda onu da anlatacağım. Gel Garen gel. Hayır! Ah be!
Kaçtı abi Garen. Garen yok oldu gördüğünüz gibi. Adam Garen bir de yani. Bu arada gördüğünüz gibi adama minyondan falan bayağı bir geri bıraktık. Adamın 60 milyonu var. 59 hatta. Benim 81 milyonum var. Şu an base hatta. Bir tur daha geri kalacak. MF niye buraya gelip duruyor ya? Bu Ashe nerede oynuyor bu arada? Ben anlamadım abi adamlar da. Ashe ve... He bunlar iki tane şey. Nişancı iki tane ADC yapmışlar. Yani aslında olur takımlar müsait. Voli ile Garen var yani iki tane de tank var. Grafik olarak en düşüğü aldım. Neden öyle bir şey yaptık abi? Onu da hemen söyleyeyim. Güle güle böyle. Çünkü video çekerken nedense böyle bir donma kasma falan filan yapıyor. Yani bilgisayar da dandik değil. i7 ama anlamadım sebebini. Hayır lan! Ah be! Tam ne anlatıyordum? Böyle bilgisayar da dandik değil. i7 makinem ama nedense öyle bir kasma yapıyor video çekerken. Herhalde daha kuvvetli bir ekran kartına falan ihtiyacım var. Ya da iki tane bilgisayardan ayrı ayrı kayıt yapıyorlarmış. Yani birinden oyun çekip birinden kendilerini çekiyorlarmış. Onu da tam bilmiyorum daha öğrenmedim. Öğrenemedim daha doğrusu ne olduğunu. Öğrenirsem olmadı bir bilgisayar daha alacağım. Öyle bir şeyler yapacağım veya bilgisayarımı yenilemem gerekiyor. Veya daha güçlü bir ekran kartı almam gerekiyor. Onu da yapacağız. Biraz daha kanal tutmaya başlasın bir şeyler yapacağız. Şimdi ne çıkmam lazım benim? Zaten bunları vuramıyorum. Şu Akali'den damage yemek istemiyorum. Ruh gömleğin şu alt temini alacağım. Bundan sonra uğursuz koruma çıkacağım. Ne yapıyorsun sen Akali? Garen ne yapıyor burada ya? Yeter ama artık Garen yeter. Yeter baba gel buraya. Aa lan ignite basamadım. Ulan ignite bırak bastım diye adamı bıraktım. Neyse Allah'tan aldık indire. Sur verdi adamlar. Arkadaşlar umarım video eğitici ve öğretici olmuştur. Mordekaiser'ı anladınız. Böyle çok daha TF'lerde falan göstermek isterdim ama yani oyun kısa sürdü. Karşı takım çok çok kötüydü.